Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tam tamına kontrol ediyorum 13 tane yeni nesil soru çözeceğiz. Sizlerin ve benim öğrencilerimin bana ulaştırmış olduğu soruları cevaplandırıyorum. Eğer hazırsak abone olduktan sonra videoya başlıyoruz. İlk soruyla başlıyorum. Bakalım ilk soruda bize ne demiş. Abdullah Bey'in uzun kenarı 8x artı 18 metre ve kısa kenarı 3x artı 15 metre olan arazinin krokisi aşağıdaki gibidir diyor. Abdullah Bey arazisine dikdörtgen şeklinde 6 eş hobi bahçesi ve x artı 3 metre genişliğinde yürüyüş yolları yapıyor demiş. Bunlar hepsi zaten verilmiş burada. 6 numaralı hobi bahçesini de tam ortadan 2'ye bölüyor. Onun yarısı yani. Buna göre yukarıdaki krokide belirtilen taralı bölgelerin alanını metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yani bir tane tam var elimde, bir tane de yarım var. Yani 1,5. 1,5 dikdörtgenin alanını soruyor bana. Bir dikdörtgenin alanını bulmam lazım. Burada öncelikle dikdörtgenin kısa kenarı ve uzun kenarını bulacağım. Genişlikler x artı 3'müş. O zaman bakın şimdi. Şurada x artı 3 ise. Efendim burası neydi? Normalde tam da üstünü çizdik ya. 3x artı 15'ti. O zaman öncelikle 3x artı 15'ten x artı 3'ü düşeceğim. Buradan bunu düştüm. 2x kaldı. Buradan bunu düştüm. 12 kaldı. Ve de bu iki tane kısa kenar olduğu için 2'ye böleceğim. O zaman x artı 6, x artı 6 olmuş oluyor. Bu kısa kenarlar. Uzun kenarı bulmak için de bakın 2x artı x artı 3 burası. X artı 3 de burası. O zaman bu ikisini topluyorum. 2x artı 6. Bunu neyden çıkartacağım? 8x artı 18 sanırım o. 8x artı 18'den çıkartacağım. Bu durumda x'lerden 6x kalıyor. Sayılardan 12 kalıyor. Bu kaç tanesine eşit? 1, 2, 3 tane uzun kenarına eşit. O yüzden 3'e böldüğümde her biri 2x artı 4 buluyor ki öğrencimize güzel bir şekilde bunu yapmış. 2x artı 4. O zaman şimdi ne yapacağım? 2x artı 4 ile x artı 6'yı çarpacağım. Bu bir tanesinin alanı oluyor. Bir de bu bulduğumun yarısını ekleyeceğim buna. Yani hemen bunu da yapalım. Şurada 2x artı 4 ile kimi çarpacağım? X artı 6'yı. Hemen dağıtarak çarpıyorum. İşte 3x olur mu? 2x kare olacak. Pardon. 2x kare dağıttım. Artı 12x dağıttım. Artı 4x dağıttım. Artı 24. Topladım. 2x kare artı 16x artı 24. Bir de bunun üstüne yarısı kadar ekleyeceğim. Çünkü şu yarım. Bu durumda yani x kare artı 8x artı 12 ekleyeceğim. Toplamda 3x kare artı 24x. Şöyle yazayım hatta alta doğru. 3x kare artı 24x artı 36 benim cevabımla doğru cevap C şıkkı olmuş olacak. Hemen vakit kaybetmeden diğer soruya geçiyorum. Aşağıda ABC üçgeni biçimindeki levhada BC kenarına ait yükseklik çizildiğinde aynı zamanda A açısına ait açıortay da çizilmiş oluyor. Bak BC'ye ait yüksekliği çizdiğimde A'ya ait açıortayı da çizmiş oluyorum. O zaman bu kesinlikle ikizkenar, belki de eşkenar. Yani şu soru işareti ise şurası da soru işareti. Devam ediyorum. Fazıl bu üçgen levhalardan 4 tanesinin yukarıdaki gibi birer köşeleri ortak ve kenarları üst üste gelecek biçimde birleştiğinde bu üçgenin kenar arasında oluşan açının ölçüsü 170 derece ise BCA açısı, yani soru işaretli açımız kaç derece? Süper. Bakın şimdi burada ne var? Bir tane tepe açısı, bir tepe açısı, iki tepe açısı, yani 3 tepe var. Bir tane de taban var. Tamam mı? Yani diyelim ki biz bunlara x, 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 y açısı desek. 3 tane x'imiz, bir tane y'miz var. Peki bu 3 tane x ve bir tane y'nin toplamı ne olur? Buranın şöyle gene tamamı 360 derece. Şurası 170 derece. 170'i düşüyorum o vakit. 360'dan ne olmuş olur? 190. 190 derece olmuş olur. Bu şimdi cepte. Şimdi bir de ne var? Bir de ne var arkadaşlar? Şimdi ben ne yaptım? Tepe açısına x dedim bir üçgende. Tepe açısı x. İki tane de taban açıları y, y eşit olacak ikizkenar üçgen olduğuna göre. Yani iç açılar toplamından iki tane y ile bir tane x'in toplamı da ne olmuş oluyor? 180 derece olmuş oluyor. Yani aslında burada şunu yapacağım ben. 3x'i karşıya alırsam eksi 3x olur. Yani y dediğim şey 190 eksi 3x olmuş olur. Ve de şurada 2y diyor ya, y gördüğüm yere şunu yazacağım. Alta bakın şu şekilde olacak denklemim yani. X artı 2 çarpı parantez içinde 190 eksi 3x. Neden? Y'nin eşitini şurada y'nin yerine yazdım.
eşittir 180. Şimdi burada bir bilinmeyenli bir denklem var. Bu bir bilinmeyenli denklemi çözdüğüm an soru çözülmüş olacak. 2'yi içeri dağıtıyorum hemen. X artı 380 eksi 6x eşittir 180. 180'i sol tarafa, x'leri sağ tarafa alıyorum. Bu durumda 380 eksi 180 eşittir 6x pozitif oluyor. Eksi x de negatif. Burası 5x kalırken burası 200 kalıyor. Her iki tarafı 5'e böldüğümde x 40. X artık cepte. X'i 40 bulduk. Üçgende eğer burası 40 ise 180'den 40 düştüğümde 140. 2'ye böldüğümde şu tepeye, şu tabana, yanlış söyledim, 70 derece kalmış oluyor. Cevap C şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Düzgün altıgen eşkenar 6 tane eşkenar üçgen oluşur demiş. 90 derece hipotenüs eşit. Bir kenar uzunluğu 2 cm olan düzgün altıgen. Bir kenar uzunluğu 2 cm düzgün altıgen. Birinci şekilde belirtilen noktalı yerlerden kesiliyor demiş. Birinci şekilde belirtilen noktalı yerlerden kesiliyor. Belirtmemiş ama. Bu işlem sonucunda elde edilen parçaların birleştirilmesiyle ikinci şekil oluşturuluyor demiş. Güzel. Buna göre elde edilen ikinci şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Biraz da Pisagor'dan yararlanarak bir soru çözümü yapacağız. Şimdi soruya baktığımızda ilk bilgi olarak 6 tane eşkenar üçgen demiş. 6 tane eşkenar üçgen. Bakın şöyle çizdim. Böyle çizdim. Şöyle çizdim. Bunlar hep 6 eşkenar üçgen olacak. Yani şurayı birbirine eşit olacak. İşte burası 2 ise bu kenarların içeridekilerin hepsi 2 olacak. Tamam mı? Bu cepte. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bakın. Nasıl kesmiş? Şuradan şöyle dikilmiş, tamam mı? Bu şimdi şuradaki üçgen, taradığım üçgen bir eşkenar üçgense oradan indiğim dik yükseklik hem açıortaydır hem kenar ortaydır. Yani o zaman ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Burayı ikiye bölecek. Zaten bu kenar eşkenar üçgendi ve de şurası 2 olduğu için o kenar da 2 idi. Yani burayı 1'e 1 olarak bölecek. O zaman benim elimde bir tane eşkenar üçgenim şu şekilde oluşmuş oldu. Burası 1, burası 2. O zaman o yükseklik Pisagor'dan kök 3 çıkar. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1 çıkardım. 3 karekökünü aldım. Karekök 3. Şimdi neyi bulduk? Bak şimdi şurası karekök 3'müş. Bunu bulduk bu cepte. Şurası 1'miş. Bunu bulduk bu cepte. Şu zaten 2 ama burayla zaten işim yok. Şurası da şu uzaklıkta 2 oluyor. Neden? O da şuraya eşit çünkü. O zaman bütün uzunlukları bulduk. Bakın şimdi tamamlıyorum. Verilmeyenleri yazıyorum. Şimdi şu uzaklık neydi? 2. Şu uzaklık neydi? Üçgenin kısa kenarı 1. Uzun kenar kök 3. Uzun kenar kök 3. Kısa kenar 1. Burası 2. Dikey kenar kök 3. Dikey kenar kök 3. O zaman elimde ne var? Şurası 3. Şurası 3. Sayısal olarak 6. Rasyonel olarak 6 var. 2 kök 3. 2 kök 3 daha. İrrasyonel olarak da 4 kök 3 var. Yani doğru cevap A şıkkı olmuş oluyor. Geldik diğer soruya. Aynı marka aracın dizel motorlu olanı benzinli motorlu olanına göre 4000 lira daha pahalıdır. Yani birisi X liraysa diğeri X artı 4000. Aynı marka dizeli daha pahalıymış. X artı 4000 diyeceğim şuna. Şu da X lira olsun. Dizel motorlu araç 1 kilometrede 0,5 yarım litrelik, benzinli motor 1 kilometrede 3 çeyreklik yakıt kullanmaktadır. Zeliha yaptığı hesaplama sonucu bu araçlardan dizel olan kendisi için daha uygun olacağına karar vermiştir. Buna göre Zeliha dizel araçla en az kaç kilometre giderse, dizel araçta kilometreye x diyeceğiz o zaman, şunları eledim. Bu araç kendisine fiyat olarak daha uyguna gelir. Süper. Şimdi diyelim ki ikisinde de aynı kilometreyi gidecek. Yani birisinde 0,5 çarpı x yapacağız. Para o kadar çünkü. Diğerinde 0,75 çarpı x yapacağız. Bu bizim kullandığımız yakıt miktarı. Ama dizelde ne yapıyoruz? Ekstradan 4000 lira daha ödüyoruz. Dizelde ekstradan 4000 lira daha ödüyoruz. Ve de ne olmuş oluyor? Dizel bize daha ekonomik olmuş oluyor. Demek ki bu fiyat daha düşük olacak. Gördüğünüz gibi güzel bir eşitsizlik sorusu. Günlük hayatta da ilişkili. Dizel araçta uyguna gelir. O zaman bu eşitsizliği çözeceğiz. Tabii ki burada 0,5x, 0,75x, bu 0,5'i 0,50 olarak yazabiliyorum ben. Ve bunu hop karşı tarafa atıyorum. 4000 küçüktür 0,75x eksi 0,50x. Ondalıkları çıkartırsam 0,25x, yani 25 kuruş aslında, öyle de yorum yapabilirdik. Burası da 4000 lira. Ne yapmam lazım? 4000'i
0,25'e bölmem lazım ki x acaba kimden büyük olacak? X kimden büyük olacak? Hemen bir kenarda 4000'i yukarıda 0,25'e bölmek istiyorum. 0,25 demek 25 bölü 100, hatta o da ne demek oluyor? 1 bölü 4. Yani 4000'i 1 bölü 4'e böleceğiz. Kesirlerle bölme ne oluyordu? Birincisi aynen kalıyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyorduk. 4000 çarpı 4 bölü 1'den 16000 çıkıyor. Demek ki 16000 liradan yüksek olacak x. O zaman 16001 olarak cevap karşıma çıkmış oluyor. Geldim sonraki soruya. Ali Bey'in ABCD paralel kenarı biçimindeki arazisinin planı koordinat düzlemi üzerinde yerleştirildiğinde BC kenarından geçen caddenin denklemi buymuş. Bu da bunun üzerindeymiş. Okey. Bu paralel kenar, paralel kenar dik değil yani açılar. Devam ediyorum. Arazinin B ve C köşeleri eksenler üzerinde ve D köşesinin koordinatları 18'e 9. Süper. Şimdi burada hemen eksenler üzerinde olduğu ve denklem bize verildiği için x eşittir 0 deyip y ekseni üzerindeki sonucu alıyorum. Yani şu benim, şuradaki 2x'im yok oluyor. O zaman 3y eşittir 24'ten y eşittir 8. O zaman şu B noktası 8'miş. Efendim sonra tam tersini alacağım. Şurayı bir temizleyeyim. Bu sefer y'yi yok ediyorum. 2x eşittir 24'ten x eşittir 12. O zaman c noktası da 12'ymiş. Devam ediyorum. Bu bir paralel kenar. D köşesinin koordinatları 18'e 9 olduğuna göre A köşesinin koordinatları hangisidir? Şimdi şurada şöyle bir noktanın noktaya göre konumu gibi düşünebiliriz. Ne olmuş? 6 sağa gitmiş, değil mi? 9 yukarı çıkmış. 6 sağ tarafa gidecek, 9 yukarı çıkacak. Şimdi ben buradan 6 sağa gidersem eğer, zaten burası 0'dı x'te, 6'ya denk gelirim. 9 yukarı çıkacaksam eğer, 8'deydim ben, 17'ye gelirim. Yani 6'ya 17 olmuş oluyor benim koordinatlarım. Süper bir hem öteleme sorusu hem doğrusal denklem sorusu, hepsi birbirinin içinde. Devam ediyorum. Bize bir çember vermiş. Çemberin çevresi ve karekökler hakkında da ön bilgi vermiş. Demiş ki yarıçapı kök 2 santim olan bir daire 4 eş parçaya bölünüp her bir parçanın içine şekildeki gibi semboller yerleştiriliyor. Daire ok yönde döndürülerek birinci konumdan ikinci konuma getirildiğinde A ile B noktalar arasındaki mesafe karekök 450 olduğuna göre, biliyorsunuz ki çember bir turda çevresi kadar şey yapar. Yarıçapı kök 2'ymiş. O zaman 2 çarpı pi'yi de 3 alın demiş. 3 çarpı kök 2'den o zaman bir turda 6 kök 2. Bir turda 6 kök 2 santim gidiyormuş. Karekök 450, 225 çarpı 2'dir. Çünkü kök 2 ya, direkt kökün içinde 2 kalacak diye düşündüm. 225 de 15'in karesi olduğu için 15 kök 2'dir karekök 450. O zaman 6 kök 2 gitti, bir tur attı. Bir 6 kök 2 daha gitti, 2 tur attı, 12 kök 2 etti. Sonra ne kadar kaldı? 3 kök 2. Ben bir turda 6 kök 2 gidiyorum, 3 kök 2 mi kaldı? Demek ki yarım tur atmışım. O zaman yarım tur atacaksam şu eksi şuraya gelir, şu artı buraya gelir. İşte döndüğümde bölme şuraya gelir, çarpım şuraya gelir ve doğru cevap C şıkkına ulaşmış oluruz. Güzel sorular. Geldik 20 numaralı soruya. Celal Bey alacağı araba için aşağıdaki 4 kriteri belirlemiştir. Modeli 2014 veya daha yeni olacak. Celal Bey belirlemiş olduğu 4 kriterden 3'ünü sağlayan aracı aldığına göre aldığı aracın markanın S olma olasılığı kaçtır? 3'ünü sağlayan araç. Şimdi bizim 4 tane aracımız var toplamda. 4 araçtan bir kere birini alacağımız için bizim olası bütün durumlarımız 4. Şimdi sağlayan araçlar kimler, onlara bakalım. Şimdi ilk kriterimiz bunu tutmuş. 120 binden bunu tutmamış, kilometresi en fazla bunu tutmuş, rengi siyah beyaz bunu tutmuş, 2016 tutuyor, işte 140 bin, 110 bin TL, en fazla 110 bin TL tutacak, bu olmuyor, kilometre 150 kilometre en fazla olacak, bu tutuyor, yeşil tutmuyor, o zaman bu direkt elendi çünkü bunda iki kriter tutmuş. Buna baktım, 2014 veya daha yeni, bu kriter tutuyor. En fazla 110 bin, fiyat kriteri tutuyor, kilometre kriteri tutuyor, renk kriteri tutmuyor ama 3 kriteri tuttuğu için bu araba da olabilir. Modeli 2014 demiş, yıl tutmuyor, fiyat demiş, fiyat tutmuyor, zaten diğer ikisi tutsa bile bu da elendi. Demek ki 2 tane arabayı alabilir toplam 4 araba içinden. 2 bölü 4'ten cevap 1 bölü 2 olarak karşıma çıkmış oluyor. Geldik bir sonraki soruya.
Aşağıdaki 1 ve 2 numaralı dikdörtgen alanları birbirine eşit ve karekök 200'dür. O zaman hemen kenarları bulalım. Şu kök 10 ise eğer karekök 200'ü kök 10'a bölerim. Kök dışına çıkarmadan ikisini ortak kök altında yazabilirim. 200'ü 10'a bölersem 20, demek ki şu kenar kök 20'ymiş. Diğerinde de 2'yi içeri alırsam diyorum hep. Burası da karekök 40 olur. O zaman karekök 200'ü karekök 40'a bölersem, yine ortak kökte yazarsam 200'ü 40'a böldüğünde 5 olur. Yani burası da kök 5 olmuş olur. Verilmeyen kenarları bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Verilen bu dikdörtgenler 1 numaralı dikdörtgenin uzun kenarı ile 2 numaralı dikdörtgenin kısa kenarı ile bir doğru boyunca aşağıdaki gibi birleştiriliyor demiş. Bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun, en son kısa da bitmiş. Buna göre bu başta kaç tane 2 numaralı dikdörtgen şekli kullanılmıştır? Yani buradan bir kısayı çıkartacağız. Yolumuz da bu. 3125. Hay maşallah. 3125. Acaba neyin karesi? Hemen bunu neyle bulabiliriz? En güzel yol asal çarpan algoritması. Biraz uğraştıracak ama bundan daha şeyi, pratiği yok kafamda. 5'e böldüğünde aslında neyin karesi olduğunu bulabilirim. Çünkü sayılarım hep kök 5'li sayılar. Birisi kök 5, ikisi de, diğeri de kök 20'de 2 kök 5 mesela. O zaman 5'e böldük. 31'de 5, 6 defa, 12'de 5 ve 2 defa, 25'de 5, 625. 625'te biliyorsunuz 25'in karesi. Demek ki burası 25 kök 2'ymiş normal şartlarda. Benim bir tane sonda kök 2, 2 numaralım var. Yani bir tane kök 5 düşeceğim. O zaman buradan öncesi şurası ne olmuş oluyor? 24 kök 5 olmuş oluyor. Ve bu 24 kök 5'te bir kısa bir uzun var. Yani toplamda 3 kök 5 var. O zaman 24 kök 5'i bölüyorum 3 kök 5'e. Kaç tane olmuş oluyor? 8. 8 defa bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun gitmiş. En son bir kısa daha koymuş ve bize 2 numaralı, yani kısaları soruyor. O zaman 8'in üstüne 1 ekliyorum. Cevap 9 olarak karşıma çıkmış oluyor arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Bakalım sorumuzda ne demiş? Kenar uzunlukları kök 150 ve kök 600 olan dikdörtgen şeklindeki oyun hamuru şekil 1'de verilmiştir diyor. Oyun hamurumuz bu sanırım. Bu oyun hamurun merdane yardımıyla kenar uzunlukları kök 24 cm uzatılarak. Şimdi kök 150 demek 6 çarpı 25 demek 150. O zaman 5 kök 6'ymış. O zaman kısa kenar 5 kök 6 atıyorum, şurası 5 kök 6. Diğeri de 6 100 çarpı 6, yani 10 kök 6 da şurası olsun. 24'te 4 çarpı 6, yani 2 kök 6 uzayacak. O zaman şurası toplamda 12 kök 6 olurken diğeri de şurası da 7 kök 6 oldu. Buna göre şekil 2'deki oyun hamurunun alanı, yani 12 kök 6 ile 7 kök 6'yı çarpmam lazım. Birincinin kaç fazladır demiş, fazlalığı soruyor. 12 ile 7'yi çarpıyorum, sayıları çarpıyorum önce. 70, 84 çarpı 6. 84'ü 6 ile çarparsam 6 kere 8, 48. 48, 480'i 24 ekle 504 bunun alanı. İlkinin alanı da 10 kök 6 çarpı 5 kök 6 idi. 10 ile 5'i çarptım. 50 kökleri çarptım. Kökten kurtuldu. Bu da 300. O zaman 504'den 300 düşersem ben 204 olarak alanı bulmuş olurum ve geçtik sıradaki soruya. Demiş ki bir bahçeye sulama mesafesi 15 metre olan bir fıskiye yerleştirilmiştir. Sulama mesafesi 15 metre ise benim yarı çapım 15. Diye sulayacak çünkü. Bu fıskiye kendisinin uzaklığı 12 metre olan duvarın, kendisinin uzaklığı 12 metreymiş. Dik üçgende 12 olamaz. Pisagor çıkıyor burada. Yani şu kenar 9 diyorum. 9, 12, 15. İnşallah işime yarar. Bilkin buna göre duvarın ıslak olan kısmının genişliği kaç metredir? 9, 9 da 18. Gördüğünüz gibi evet, şurası da 9 olacak. Bir üçgen sorusu, güzel bir üçgen sorusu. Geldik bir sonraki sorumuza, ne demiş? Metin doğada gezinti yaparken yüksek bir tepeden deniz manzarasını izlemek istemiştir. Bu da Pisagor ya da benzerlik sorusu olabilir. Tepeden baktığında denizde bir tekne görmüştür. Teknenin kıyıdan kaç metre açıkta olduğunu merak etmiştir. Metin bulunduğu tepenin denizden yüksekliğinin 154 metre. Denizden, tepenin denizden yüksekliği 154. Şurası 154. Süper. Teknenin ucunu görecek kadar tepeden geri yürümüş ve durduğu yerin tepenin ucuna olan uzaklığı 3 metre. Durduğun yerin tepenin ucuna olan uzaklığı 3 metre olarak düşmüştür. Metinin boyu 1,65, yani 165 santimetre diyelim. Hatta bunları hep santimetreye çevireceğiz o zaman. Şuna da 2 sıfır attık. Tamam.
Metin kendi boyunun uzunluğundan da yararlanarak teknenin kıyıya olan uzaklığını hesaplamıştır. Benzerlikten hesaplar arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakın benzerler oluyor. Şurayı da birleştirdiğimde bir sürü benzer üçgenimiz oldu. Buna göre Metin teknenin kıyıya uzaklığını kaç metre bulmuştur? Yani şu mesafeyi buluyor. Bakın burası benzer üçgen. Nasıl benzer üçgen? Hemen farklı renkte açılar yapıyorum. Şu açıyla şu açı birbirinin benzeridir. Paralellik oluyor. Şu zaten şu açıda şu açının benzeridir. O zaman benzerlikte neydi? Eşit açıların karşılarını birbirine oranlayacağız. Yani şu tek çizgili açının karşısı 165 bölü tek çizginin karşısı 15.400. Neden 15.400? Santimetreye çevirdim çünkü cinsinin aynı olması lazım. Şunun açısı karşısı 300 bölü şunun karşısı bilmem kaç, zaten bana orayı soruyor. Şimdi devam ediyorum bu durumda. 165 buralar sadece şimdi bilmiyorum ama artık biraz bir amelilik yapacağız. 165x içler dışlar yapıyorum. Eşittir 300 çarpı 15.000 400. Arkadaşlar burada her iki tarafı 165'e bölüyorum. Çarpmaya başlamadan önce sadeleştirmelerimi yapacağım. Fazla da amelilik bir şey yapmak istemiyorum. 165 55'li 3'ün çarpımıdır. 55 çarpı 3. Şurada 3 ile 300'ü sadeleştirirsem buradan 100 kalır. Çarpı 55 de 5 ile 11'in çarpımıdır. 154'ü 11'e bölersem, 154'ü 11'e bölersem ne olur? 14 olmuş olur. 14 çift 0 bölü 5 var hala. Bölü 5 var. O zaman 5'e bölmek de kolay artık. 5'e bölersem 100'ü 20 olmuş olur. O zaman 2 ile 14'ü çarpıyorum. Efendim 28. Sonra da 1, 2, 3, 0 atıyorum. 28.000 santimetre oluyor bu. 28.000 santimetre bana metre dediği için 2 sıfır siliyorum. Cevap 280 metre olarak karşıma çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Güzel. Devam ettik. Bir sonraki sorumuz. Evet bakalım sorumuz nasıl bir soruymuş. Mehmet Usta'nın bir site içerisindeki evlerin dış sıvasını yaparken kullandığı su miktarı ile tüm işin bitmesi için ihtiyaç duyulan su miktarının değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre kaçıncı günde Mehmet Usta'nın kullandığı su miktarı ile işin bitmesi için ihtiyaç duyulan su miktarı birbirine eşit olur? Şimdi bu soruyu çözebilmek için denklemlerini oluşturabiliriz. Nasıl? Bakın şimdi bu mavinin denklemini yazacağım. Y eşittir diye başlıyorum. Tamam mı? Başlangıcım 420. 420. Bir de bunun artış miktarı var. 3 günde 447 yani 27 artmış. O zaman 1 günde 9 artar. Artı 9x. Bunun denklemini yazdım. Şimdi kırmızının denklemini yazıyorum. Kırmızı da y eşittir. Başlangıcım 800 ama bu sefer azalıyor. Bu da 3 günde 30 azalmış. O zaman günde 10 azalır. 10x. Bana diyor ki işin bitmesi için ihtiyaç duyulan su miktarı birbirine eşit olur. Yani şuradaki y ne zaman ikisinde de y olmuş olur. Yani bu denklemleri birbirlerine eşitle diyor. Bu durumda 420 artı 9x bu tüketilen eşittir 800 eksi 10x. Bu da kalan. Tüketilen kalana eşit olacak diyor. Buradan sonra sayılar bir tarafa, harfler bir tarafa, onu bu tarafa alıyorum, sol tarafa. Bu taraf 19x olurken 420'yi karşıya atıyorum. 420 karşıya gidince 380 kalıyor. Eksi 420 oluyor çünkü. 19'a da bölersem x eşittir 20. Demek ki x 20 iken yani şurası 20. günde bu ikisi eşitleniyor. Doğru cevap 20 oldu. Denklem kurarak, denklemler, doğrusal denklem kurarak sorumuzu çözdük. Geldik bir sonraki ve son sorumuza. İki terimin toplamının ve kar farkının karesi özdeşliği demiş. Özdeşliği vermiş. Yukarıdaki şekilde O merkezli iki çember ve çubuk çemberleri dörder tane noktada değen iki tane kare. Küçük karenin çevre uzunluğu 8x. Küçük karenin çevre uzunluğu 8x ise o zaman bir kenar 2x olur. O zaman benim yarıçapım x olmuş olur. Okey. OC'de Y birimmiş. Yani büyük çemberin yarıçapı da Y'ymiş. Bize ne sormuş? Orası A, burası C, şurası B ise demiş. A ile B arasındaki uzaklık. O zaman şöyle çizdik. Evet, eğik çizgilerin uzaklığı neyle bulunurdu? Pisagor'la bulunurdu. O yüzden buradan hemen ben bir dik üçgen bulacağım. Şöyle bir dik üçgen oluşturdum. Bu dik üçgende bunlar şu büyük ihtimal birbirine eşit. Yani şu dikey kenarı x aldım. Şu yatay kenar da normalde y kadardı ama buradan bir tane x çıkarmam lazım. O zaman burası da y eksi x kadar boyunda. Bana da şu eğik olan yeri soruyor. Yani bu ancak bu şekilde çözülebilir bence.
Bu durumda eğer böyleyse birinci şunun karesini alıyorum. X kare Pisagor'dan şunun karesini almam lazım. Birincinin karesi y kare, ikincinin karesi artı x kare. İkisini çarptım. X y iki katını aldım. Eksi x y. Bunların toplamı 2x kare eksi 2x y artı y kare. Bunların toplamının karekökü de bu olacak. O zaman bunları kocaman bir karekök çizgisi içine alıyorum. Bu olacak cevap yani. Seçeneklere baktığımda 2x kare var. Artı y kare var. Eksi 2x y var. Doğru cevap A şıkkı çıkmış oluyor. Evet. Bir soru çözüm videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabileceğiniz gibi Telegram soru çözüm grubumuza da gelebilirsiniz. Açıklama kısmında link mevcut. Bir başka videoda, bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.